Geldiğimizde otlar yeşildi, mama sonbahar geldi. Kömür deposu boşaldı işte, mama sonbahar geldi. Geldiğimizde otlar yemyeşildi, mama sonbahar geldi. Böyle bir girişten sonra, evet arkadaşlar, umarım sağlığınız, keyfiniz her şey yerindedir. Ultra lüks gidiyordur her şey. Öyle olmak zorunda. Bizim de öyle olması gerekiyor. Aslında bu akşam bir öykü okumayı düşünüyordum. Bugün doğum günüm. Sağ olsun sevgili bir arkadaşım öykü kitabı yollayacak 3 tane. Maalesef işte bu virüslerden dolayı biraz kargo şirketleri herhalde yavaş çalışıyor. Muhtemelen en geç pazartesi ya da salı elime ulaşır diye düşünüyorum. Ben de o sırada beklemek istemedim. Hem dedim doğum günüm. Her ne kadar sosyal medyada bu tür şeyleri paylaşmasam da en azından kimse bilmiyor bugünle alakalı bir doğum günüm olduğunu. Şöyle yapmak istiyorum. Aslında önümde şu anda 3 tane şiir kitabı var. Gündüzden şeyi planlı yapıyordum. Pardon. Gündüzden şey düşünüyordum. Bejan Matur'un Son Dağ kitabı, Son Dağ'la ilgili bir şeyler okumak için Son Dağ kitabı ile ilgili. Sonra işte bayağı bir okudum, okudum, okudum. Sonra okuyacağım yere tam gelmeden işte bir şeyler oldu. Yani en azından bir hazırlık olsun babında. Sonra şeyi düşündüm. Acaba dedim ki Enis Batur'un Neyin Sessizsin Sen? Yani gerçekten insan okuyunca o içindeki o derinliğe ulaşmaya çalışınca ki ne kadarına ulaşabiliriz orası da meçhul. İnsan çok farklı alemlere gidiyor. Eminim siz de okuduğunuzda veya dinlediğinizde dilimizin döndüğü kadar güzel kapıları açılır. Sizin de aleminizde güzel fikirler oluşur. Evet. Taş ayna sonesi. Neyin sessizsin sen? Soruyu sorduğuma bakma. Biliyorum. Birincisi ne benim, ikincisi nesin sen? Yıllar yılı baktım aynalara, kör duvarlara. Çıkaramadım hatlarımın hattının anlamını. Kendim için neyim, senin için tamı tamına ne? Sendeki ben neyin sesi, bendeki sen neyin sesi? Kulak verdik birbirimize, gözlerimizin iç içe geçti. Neyin içinde kim bilir ne nasıl pekişti? Vazgeçiyorum kendimdeki Sphinx'in bilmecesinden. Sormayacağım bir daha yüzüme dönüp. Neden? Kimin? Neyin sessizsin sen? Buzdur her soru. Sorular gelir dağ kurar. Bıraktım erisinler. Aksın su. Biriksin, taşsın. Kimin? Neyin sessizsin sen? Evet ya gerçekten inanılmaz bir şey ya. Gerçekten Enis Batur harikulade ya. Bence dünya çapında bir şair. Tabii işte bizim biraz bu konudaki eksikliğimiz. Yani dünyaya aslında toplum olarak bir türlü yeterli açılamıyoruz ya. Yani bunun sebebini gerçekten tam olarak reklam bütçemizin mi yeterli değil ya da işte dilimizin Türkçe olmasından dolayı işte dünyaya kendimizi yeterli tanıtamıyor muyuz? Neyse bunun bir türlü sorusunu bulamadım. Bir bakalım.